Patlıcanlı salata. 4 adet patlıcan, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 3 su bardağı pirinç, 3 su bardağı su, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım çay bardağı dolmalık fıstık, yarım çay bardağı kuş üzümü, ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Kızartmak için 1 litre ayçiçek yağı. Süslemek için çeri domates, dereotu. Şimdi patlıcan salatasıyla devam ediyoruz ama aslında böyle bir iç pilav gibi bir pilav yapacağız. Yeşillikli, bol yeşillikli. Patlıcanlar kızartacağız, yeşillikle. Onların hepsini birleştireceğiz. Evet. Ama soğuk yeniyor tabii ki salata ilık olduğu için. Ilık yense daha güzel oluyor. Ilık daha güzel olur. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Nereden başlayalım önce? İç pilavımızı yapacağız. Evet. Önce şunu kesme tahtasını buraya alayım. Senin soğanlarını baş başa bırakıyorum. Doğrayalım. Onu doğrayalım. Bu tarifi nereden pek Canan? Babaannemin tarifi. Aa, güzel. Çocukluğumun lezzeti bu. 5 çaylarında yapardı babaannem. Ilık güzel, ılık. Süper. Evet. Şimdi ben bu sırada hemen ocağımın altını açayım. Bitkisel margarin ayçiçek yağı mı istersin? Ayçiçek pilav yağı. İçin. Tamam. Birazcık ayçiçek yağını alacağım. İçine bir tane domates rendeliyorum. Tamam. Hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Hmm. Domatesli pilavı bir severim bir severim. Ben de çok bayılırım. Severim. Hiç yapmadık ya. Bir domatesli pilav yapsak ben mı acaba? Ben de çok severim. Sadece ama böyle iç pilav gibi değil. Sadece domatesli pilav. Yanına böyle köfte. Ben ay, de çok severim. Bir gün yapmamız lazım. Şahane. Sonra da yeşilliklerimiz var. Bir yandan onları da istersen doğrayalım, hazır edelim. Tamam, doğrayalım. Gene kesme tahtamızı yapabiliriz. Hem maydanozumuz var hem dereotumuz var. İkisini daha sonra ekleyeceğiz ama pilav piştikten sonra altını kapattıktan sonra değil mi? Genelde öyle oluyor. Renk kararmasın diye. İlk sıcaklığı gidince eklerse hem ölmez yeşillikler, diri kalır. Çok çabuk soluyor çünkü. Evet. Böreğimizi de fırıncı unutmayalım. Yavaş yavaş renk tamam, almaya başlayacaktır. Ekleyelim mi pirincini? Ekleyelim. Biraz da pirinciyle yıkadık. Kavuracağız. Mutlaka sudan geçti pirinçler. Süzdük. Süzdük. Zaten belli. Su da bekledi birazcık. Nişastası gitti, evet. Biraz kavurup suyunu ekleyeceğim. Tuzunu koymadık henüz. Tuzunu... Baharatını, karabiber olabilir. Ekleyin. Ekleyelim bir yandan. Ekleyelim olur. Suyunu ölçüyle mi koyuyorsun? Üstünü geçecek kadar mı? Nasıl şimdi yapıyorsun? Birazcık diri kalması gerekiyor. Hmm. 3 su bardağı yani pilavdaki gibi vardı. Olmasın. Hayır, biraz daha diri kalması gerekiyor. Biraz daha az su olması gerekiyor. 3 su bardağına 3 su bardağı pirinç. 3'e 3. 3'e 3. Tamam. Evet. Su bardağı suyumuzu koyduk. Pişmeye bırakıyoruz. Evet. Kapatalım kapağını. Pilav gibi artık şu an. Evet. Demlene demlene bir güzel pişecek. Evet. Biraz daha ortalayayım onu. Şimdi seni bu tarafa alacağım. Çünkü artık patlıcanlarımıza geçme zamanı. Bunu kenara alalım. Şimdi bir kesme tahtası vereyim sana. Şimdi patlıcanlarımızı doğrayalım. Sana hemen bir bıçak daha vereyim. Şunu daha mı rahat edersin? Olur. Tamam. İnce ince küp küp mü doğruyorsun? Küp nasıl küp olacak? Doğrayacağım. Tamam. Ve tuzlu suya atacağız. Evet. Acı ondan suyun sonra da evet. Için. Hemen tuzumuzu atayım suyumuza. Sonra da suyunu sıkıp kızartacağız. Evet. Bu arada ben de kızartmak için ayçiçek yağımı koyayım. Bir yandan yağımız ısınsın. Aynı böyle mi yapardı babaanne? Evet evet. Birebir aynı şekilde yapıyoruz. Bol yağ kullanacağız. Bol ayçiçek yağı.
patlıcanlarımızı bu şekilde şöyle hemen gösterelim. Küp küp doğru. Kızartmalık gibi, bazen kızartmalıkta da böyle doğranıyor. Çok lezzetli oluyor. Kızartmalık doğrar gibi şakşuka efendim. Şakşuka yapar gibi. Doğruyoruz. Tuzluzda biraz beklettikten sonra hemen suyunu sıkıp kızartacağız bolca. Bu sırada da pilavımız da olacak. Onun altını kapattıktan sonra dolmalık fıstık, üzüm, dereotu ve maydanozunu ekleyeceğiz. Bu sırada tabii böreğimiz pişecek. Az sonra servis edeceğim böreğimi de. Evet. Patlıcanlar kızardı. Evet, ilk partisi kızardı. Şöyle biraz süzdürerek alacağız. Böyle böyle minik minik şakşukalık değil mi? Evet. Aslında evet. En güzel tabir o. Şöyle alalım. Sonra ikincilerini atacağız. Pilavımız da zaten pişmişti. Altını kapattık, üzerine de havlu kağıdımızı koyduk. Bizim evde de öyle yapılır. Öyle demlenilir değil mi? Evet. Pilav. Şimdi hemen şuradan böreğimizi çıkartacağım. Yani arasındaki bütün katlar inanamazsınız sayılıyor. Bayağı belli. Hani kaç kat açtığını evet. Koyduğumuz görülebilir. Belki o dediğin hani bir 10 santim boşluk bırakmıştık patatesi koyarken. O işte aralarının sayılması için, böyle kat kat olması için. Şöyle gösterelim. Günün ikinci tarifiydi. Banyolu çıtır börek yaptık. Baklavalık yufkadan yaptık. İçine de çok güzel soğanlı patates harcı koyduk. Bakalım nasıl oldu. Bizim şimdi son olarak patlıcanlarımız kızarmaya devam ediyor. Pilavımız demlendi sayılır. Daha sonra bütün malzemeleri karıştırıp sunumunu hazırlayacağız. Şimdi bunu buraya aldık. Artık kızardı. Hepsini birleştireceğiz. Pilavımızı da buraya alalım. Alalım. Şöyle. Demlendi pilavımız. Hemen üstünden şöyle. Kuş üzümlerini koyduk. En güzel kısmı, çok güzel kokuyor. Değil mi? Ya pilav kim sevmez. Evet. Dolmalık fıstık koyduk. Bir karıştırıyoruz. Evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Tamamdır bu. Onları da ekleyelim. Dereotuyla maydanozu da ekliyorum bolca. Tamam. Biraz da tuz koyalım mı? Koyalım. Pirincimize koyduk ama şimdi salata formuna geçmeye başladı. Biraz daha tuz bence de kaldıracaktır. Tamam, aktaralım mı? Tamam, yavaş yavaş istersen kaşık kaşık alalım çünkü çok büyük. Evet, dökülebilir. Zor olacak. Ben şöyle koyayım. Biraz sıkıştırıp açınca muhtemelen kalıbın şeklini alacaktır. Evet. Koyduk hepsini. Evet. Hakikaten ılık ılık. Ilık ılık çok daha güzel olacak aynı. Soğuyunca kadar. Şuradan bir yemek kaşığı. Evet. Ben onu alayım. Sen düzleştir rahatça. Peki. Artık bunu alıyorum buradan. Tamam, bitti olmuş. Şöyle yaptım. Alalım bunu böyle. Şimdi süsleyelim. Domateslerimiz var. Evet. İstenildiği gibi süslenebilir. Yani şöyle yapabiliriz bence. Tabii üstüne. Ki. Çeri domatesin bu salkımları da şeyleri de güzel duruyor, bu yeşillikleri sapı.
Günün son tarifi de efendim patlıcanlı salata yaptık. Aslında güzel bir iç pilav gibi yaptık. İçine de böyle kızarttığımız patlıcanları koyduk. Domatesle de dereotuyla da süsledik. Artık acıktık, dilimiz damağımız kurudu. Soframızı hazırlayalım, tadıma geçelim.